Efendim hoş geldiniz. Size inanılmaz güzel bir smoothie yapacağım ve bu smoothie'yi yaparken de bu gördüğünüz arkadaş Bosch'un vakumlu blenderını kullanacağım. Bak sonuç çok acayip olacak. Naz Hanım, benimle dalga geçiyordunuz bir dönem. Hastayı alayım. Efendim bak, yani bayağı stetoskopumla çalışmaya başlıyorum. Neyse şaka bir yana, bu da oyun içine gireceği dakika geldiğinde size göstereceğim. Öncelikle vakumlu blenderın kapağını açıyorum. İşin içerisine bir su bardağı kadar fıstık koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Fıstıklar toz haline gelene kadar güzelce bir karıştırıyorum. Görevin ilk aşaması bunları toz haline getirmek. Görevin ikinci aşaması içerisine birazcık şeker ekleyip bu toz haline gelen arkadaşları hafif macunumsu bir kıvama getirebilmek. Ver gazı. Yüksek güç. Bu sayede şeker neye döndü? Neye döndü? Pudra şekerine. Ya. Şimdi buna birazcık lezzet katmak, birazcık da sıvılık katmak için. İşin içerisine muzu ekliyorum. Hem sağlık hem de alt tonlardan gelsin diye şöyle güzel küçük bir parça zencefil ekliyorum ve kakaosunu ekliyorum. Blender'ımızın maceraları içine eklediğimiz diğer arkadaşlarla devam ediyor. Şimdi sanıyorsunuz ki bu arkadaşın bütün işi bundan ibaret. Yok. Bu arkadaşımız aynı zamanda içine ekleyeceğiniz buzları da son derece güzel kırabiliyor. Ve bunun için kendinizi parçalamanıza vesaireye ihtiyaç yok. Buzu koyuyorsunuz, kapağını kapatıyorsunuz. Ondan sonra buradaki buz fonksiyonuna basıyorsunuz. Kendi kendine buzları kırıyor. Bak böyle. Buzu böyle kırıyorsunuz. Daha iyi sonuç almak istiyorsanız işin içerisine bir parçacık sıvı ekleyeceksiniz. Bak şöyle. Ondan sonra da kapatacaksınız ve buz kırma fonksiyonunu aktif hale getireceksiniz. Efendim, kıvam, şekil, şemal, renk istediğiniz gibi olduysa artık törenlerle sütünü ilave edebiliriz. Ver gazı, ver şarkıyı. Bu arkadaşımızın adı neydi? Ha, bunun adı smoothie. Fakat bunun adı, diğer adı... Evet, peki nerede bunun vakumu? Nerede? Göstereyim size. Şimdi... İşte bunun kullanma anım geldi. Bunu dikkatli vaziyette yerinden çıkartıyorum. Diyelim ki böyle olduğu gibi bunun içinde vakumlamak istiyorum. Ama önce sevdiğim insanlara ikram etmek için bir bardak hali hazırda hemen şöyle kenara ayıracağım. Sonra kendimi de çok sevdiğim için birazcık da giderken yanımda götüreyim diye böyle koyacağım. Ama bu kadar koyacağım. Çünkü maksimum bu kadar koyarsam vakumladığım zaman içerideki bütün havayı alacak bu arkadaş. Şimdi bakınız sıra geldi bu vakumlama olayına. Çok acayip bir şey. Çok da eğlenceli. Bunu buraya takıyorsun. Sonra da bunu buraya takıyorsun. Sonra diyorsun ki öksür. 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 Bir de böyle öksür. Bir de böyle öksür. Tamam iyisin geçmiş olsun deyip gönderiyorsun. Alıp yanında bu şekilde taşıyorsun. Gördüğünüz gibi içerideki havayı çekti ve bu şekilde çok daha uzun ömürlü, çok daha sağlıklı ve her ortamda yanınızda taşıyabilecek bir hale getirdi. Sadece yanında taşıdığınız hazneyi değil, bu hazneye de aynı şekilde vakumluyor. Ondan sonra da istediğiniz gibi size mutfakta yardımcı oluyor. Vallahi bakın ben bu işi çok sevdim. Ağrı var mı? He? Şu niyedir şu? Bunu bilir misiniz? Niyedir bu? Bilmiyorum. Olay bundan ibaret. Stetoskopumu size bırakıyorum. Smoothie'mi alıp gidiyorum. Hepinize afiyet olsun.